Bir zamanlar çok güzel bir kadın bayan varmış. Kaşları çok güzel, gözleri çok güzel, ağzı, dudakları, burnu, her tarafı çok güzel. Üstelik bu kadının çok da güzel bir kalbi varmış. Herkesin iyiliğini istermiş, altın gibi bir kalbi varmış. Ama bu kadın ne yazık ki çok üzgünmüş. Hiç mutlu değilmiş. Evet. Saçları yokmuş çünkü. Bu yüzden de üzülürmüş. Ve arkadaşlar ona derlermiş ki üzülme. Bunun bir önemi yok ki. Önemli olan bir insanın saçları değildir. Gözleri değildir. Nedir önemli? Kalbinin iyiliğidir önemli olan. Lütfen üzülme diyorlarmış. Ama ne yazık ki yani hep üzülüyormuş bu kadıncağız. O kadar üzgünmüş, o kadar mutsuzmuş ki onun mutsuzluğu bütün ülkeye yayılmış ve sayılar perisinin de kulağına gitmiş. Sayılar perisi bu kadının çok iyi bir insan olduğunu bildiği için ona yardım etmek istemiş. Ve bütün sayıları bir araya toplamış. Demiş ki, bu altın kalpli bayana ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir şey söylemiş, iki bir şey söylemiş, üç bir şey söylemiş, dört bir şey söylemiş, beş bir şey söylemiş. Herkesin aklına bir şeyler gelmiş. Birlikte işte oturmuşlar, düşünmüşler. Ne yapabiliriz acaba diye. En son altıların aklına bir fikir gelmiş. Ve altıların söylediği fikir onaylanmış. Altılar bir araya gelmişler ve hepsi altın olmuşlar. Evet, altından altılar olmuş. Altından altılar perinin şeyiyle, emriyle yavaşça uçmuşlar havada. Evet, altın altılar uçmuşlar. Bayanın saçlarına konmuşlar. Ve kadının altın altılardan gür saçları olmuş. Kadın çok sevinmiş. O kadar çok sevinmiş ki saçları bir daha bozulmasın diye her gün o saçlarını düz taramış, kukla yapmış. Bakın altın altılar geliyorlar, uçuyorlar, saçlarına konuyorlar. Bir tanesi kondu. Ama diğer arkadaşı dedi ki bu altıya böyle konma, düz kon. Altın altılar gelmişler, kadının saçlarına konmuşlar. Kadın o altıları havada uçarken ve saçlarına konarken gördüğünde o kadar sevinmiş, o kadar sevinmiş ki şimdi bakın bayanın saçları olacak. Saçları var, altın altılardan saçları var ve kadın bu altın altıları çok sevmiş ve her gün saçını şöyle biraz daha uzun olsun mu? İster misin? Evet. Daha uzun yapalım. Şöyle. Yıllardır bu anı bekliyor değil mi? Evet. Bakın. Saçlarında. Kıvırcık saçı. Büyük altılar. Küçük altılar. Büyük bir altı yapayım buraya. Küçük yapayım, büyük yapayım değil mi? Evet. Bir sürü altı kadının saçlarını oluşturmuşlar. Kadın o kadar sevinmiş, o kadar sevinmiş ki bakın artık gülümsüyor. O kadar sevinmiş, ama bir garip oldu. O kadar sevinmiş, o kadar sevinmiş ki o günden sonra her gün kalktığında saçını düz tarayıp bukle yapmış. Yani altılar bozulmasın diye düz taramış, bukle yapmış. Bakınız, saçını düz taramış. Bukle yapmış, düz taramış, bukle yapmış, düz taramış, bukle yapmış. Evet, biz de şimdi ona yardım edelim. Bayanın saçlarını ne yapalım? Tarayalım. Hadi başla. Koy kalemi. Başla. Düz tara. Hayır, yanlış yapıyorum. Düz tara. Bukle yap. Sil tahtanı. Hadi bir daha. Koy kalemini. Düz tara, bukle. Düz tara, bukle. Ve bu altın kalpli bayan her gün saçını düz taramış, bukle yapmış.
Düz taramış, bukle yapmış. Düz taramış, bukle yapmış. Bukle ne? Bukle mi ne? Ha, onu bilmiyorsun. Ay, onu açıklamalıydı benden. Ben bilmiyorum. Bukle ben demek de saçlardaki kıvrımlardır. Ha, tamam? Kıvrımlar. Kıvırcık saç. Aynen öyle. Kıvırcık. Hadi yapalım. Düz taramış, bukle yapmış. Düz taramış, bukle yapmış. Bitti.